dünyanın neresinde oluşuyor? Güvenlik kuvvetlerini suç örgütlerinden ayıran onun tabi olmuş olduğu hukuktur. İnsan hakları kaideleridir ve bu kaidelere riayettir. Son 20 günümüzde en az 10 sivil yurttaşımız saldırılar sonucu hayatını yitirdi. Bir kez daha kimden gelirse gelsin reddediyoruz, kınıyoruz. Ve mutlak surette bu sivil, masum insanların haklarının, hukuklarının korunması ve bir daha tekerrür etmemesi için etkin çabamızı sürdürmeye de devam edeceğiz. 31 Ağustos 2017 tarihinde Kurban Bayramı'nın tam da arifesinde maalesef ikinci bir Roboski vakasına tanık ettim. Hakkari'nin Tale köyünde silahlı insansız hava aracının saldırısı sonrası Mehmet Temel yaşamını yitirdi. İbrahim Sar, Mustafa Tarhan ve İsmail Aydın'da yaralandı. Deli Bası mensupları Mehmet Temel 36 yaşında tesisat işlerini yapan 3 çocuk babasıydı. Müsaadeniz olursa hiçbir şey katmadan sadece ve sadece annesinin olaydan sonraki beyanını olduğu gibi sizlere aktarmak istiyorum. Annesi Sima Temel'in anlatımı. Bayram arifesinde köydeki evdeyim. Oğlum Mehmet Temel beni almaya gelecekti. Bir gün sonra Van Tekfi cezaevinde bir yıldır tutuklu olan eşi Mustafa Temel'in görüş günü ziyaretine gidecektik. Mehmet beni aradı. Ben erken olduğunu söyledim. Akşamüstü şehre gideriz dedim. O da Kanilaş Çeşmesi'nde öğlen yemek yiyeceğini, sonra gelip beni alacağını söyledi. Namaz kılıyordum ki bir bomba sesi duydum. Aşağı indim. Köylerde sesi duymuştum. Dışarı çıkanlar Kanilaş'a doğru koşuyorlardı. Bir yeğenim beni Hakkari merkeze götürdü ve hastaneye gittik. Orada oğlumun ağır yaralı olduğunu söylediler. Sonra da öldüğünü söylediler. Ben baygınlık geçirmiştim. İsmail Aydın, 45 yaşında 5 çocuğu var. Çocuklarına ekmek götürebilmek için inşaatlarda çalışıyor. Kardeşi Süpi Aydın'ın anlatımı tıpkı Mehmet Temel'in annesinin Sima Temel'in anlattıklarıyla örtüşüyor, hemen hemen aynısı. İbrahim Sak 54 yaşında. 6 çocuk babası. Yaralanan İsmail Aydın'ın da aynı zamanda dönürü ve yakını. Musa Tarhan 54 yaşında. 8 çocuk babası. Oğlu ile birlikte seyyar dezger üzerinde kebapçılık yapıyor. Yani 4 insanda rızkının peşinde, ekmeğinin peşinde olan insan. Hangi insan, hangi ahlak, hangi anlayıştır ki masum sivil insanları işbirlikçi, terörist olarak ilan ediyor? Bu nasıl bir anlayıştır ki kendi yurttaşını, kendi vatandaşını, ölümü onlara reva görüyor? Yine Musa Tarhan'ın oğlu Beşer Tarhan'ın anlatımı, bir önceki anlatımının tamamını yineler nitelikte, yineler mahiyette. Gerek İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar, gerek valinin yapmış olduğu açıklamalar, gerek AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar bir bütün olarak irdelendiğinde kabul edilebilir, hiçbir yanı yoktur. Bakın, hukukta, şu andaki derdest olan hukukta işbirlikçi kavramı, işbirlikçi suçu diye bir suç, bir tabir yoktur. Bu insanların gitmiş olduğu piknik alanı kamuya
açık olan piknik alanıdır. Herhangi bir yasaklı bölge de değildir. Herhangi bir çatışma bölgesi de değildir. Kaldı ki bu insanlar o mıntıkaya, piknik alanına gittiklerinde zorunlu olarak depin kontrol noktasından geçmek zorundalar ve o gün depin kontrol noktasından geçtiler. Kimlikleri, GBT'lerine bakıldı. Eğer böyle bir şey var değilse neden bu insana göz altına alınmadı? Neden haklarına bir tahkikat yapılmadı? Olay mahallinde silahlı, insansız hava aracının bombardımanı sonrasında olay mahallinde daha Cumhuriyet Savcılığının yapmış olduğu bir irdeleme, bir inceleme yok. Bu sabit var ne? Bu tarihi var. Başka bir yaralı, başka bir cenaze de yoktu diyorum. Sivil insan için. Deli Basri mensupları AKP Genel Başkanı Erdoğan soramış. Nerede o siviller diye soruyor. Buyurun size o siviller söylüyor. Mehmet Temel. O sivillerden bir tanesi. 35 yaşındaydı. Evliydi. 3 çocuk babasıydı. Ekmeğinin peşinde koşuyordu. Ve şimdi mezarda. Şimdi mezarda. Haksız yere bir insanı katletmek, öldürmek. Kainatı öldürmekle eşdeğerdir. İnsanlığı öldürmekle eşdeğerdir. Nerede o siviller diye soruyorsunuz. Ben de sana söylüyorum. İsmail Aydın, duvar ustası, 43 yaşında, evli, 5 çocuk babası. Ekmeğinin peşinde koşuyor. Çocuklarına, rızklarını götürmenin davasını sürdürüyor. Nerede o siviller diye soruyorsun. Musa Tarkan. Evli, 8 çocuk babası, 8 çocuk babası. Ekmeğinin peşinde koşuyor. Nerede o siviller diye sormuş. Musa Tarhan. İbrahim Sağ. Evli, 6 çocuk babası. Hiç lafı evelemenin, gevelemenin gereği yoktur. Bir kez daha söylüyorum. Bir devletin meşruiyeti, meşruluğu onun tabi olduğu hukuktur. Eğer sen kendi hukukunu çiğnersen, kendi hukukunu yok sayarsan, öldürdüğün her sivili olduğundan farklı gösterirsen ne farkın kalır? Sulh örgütünden ne farkın var? O bölgede yaşayan, Kürt coğrafyasında yaşayan milyonlarca insan senin gözünde işbirlikçi ve terörist ise o zaman oturup başka bir irdelemeyi yapmak gerekiyor. Ve şu anda insanlar bunu sorguluyor. Senin bu anlayışını sorguluyor. Bu saldırı aynı zamanda birlikte yaşama yönelik bir saldırıdır. Bu saldırıdan sonraki değerlendirmeler aynı zamanda birlikte yaşamı ve onun duygusunu öldürmeye, katletmeye yönelik değerlendirmelerdir. Oturup olayda, vakada sorumluluğu olanların, ihmali olanların ve veya kastı olanların hakkında bir soruşturma açmak, olayı araştırmak, bütün çıplaklığıyla sadece ve sadece hakikatin açığa çıkmasını sağlamak için çaba göstermek varken siviller öldürülmesin diye çaba sarf eden insanları tehdit etmek aklını yitirmekle eşdeğerdir. Vicdanı yitirmekle eşdeğerdir. Ve bunun hiç kimseye ama hiç kimseye bir faydası, bir katkısı olmayacaktır. Bir kez daha söylüyoruz. HDP savaşa, çatışmaya, ölmeye, öldürmeye karşıdır. Reddediyoruz ölümü, öldürmeyi, savaşı, çatışmayı.
Lakin savaşın da çatışmanın da bir ahlakı vardır, bir adabı vardır. İnsanlık onun için savaş suçu terimini, kavramını, hukuki terimini, kavramını üretmiştir. İkinci bir boyut. 30 yıldır, 40 yıldır bu coğrafyada Kürt sorunu silahla, çatışmayla, ölmeyle, öldürmeyle çözülmedi. Bir 30 yıl daha çözülmeyecek. Peki neden? Neden bu yol? Neden bu çıkmaz? Çünkü savaşın, çünkü çatışmanın kazandırdıkları da var. İşte kazandırdıklarından bir tanesi de silah tüccarlarıdır. Silah üreticileridir. Bir Kürt sivil hayatını yitirir. Bayraktar olur. Para kazanır. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bir fırın düşünün, bir fırın. Ekmek satan bir fırın düşünün. İnsanlar ekmek yemeyi bırakırsa o fırın ne yapar? O fırın para kazanır mı? Peki o fırın para kazanabilmesi için ne yapması lazım? Ekmek satması lazım. Bir sürü silah tüccarı para kazanabilmesi için ne yapması lazım? Silah satması lazım. Silah satabilmesi için ne yapması lazım? Savaşın devam etmesi lazım. Çatışmanın devam etmesi lazım. Silahının insan öldürmesi lazım. Vicdan sahibi olan herkes önce savaşa karşı çıkar ve aynı zamanda sivillerin hayatını yitirmesini reddeder, reddeder. Kimden gelirse gelsin, ha bakın altını çizerek söylüyorum, kimden gelirse gelsin. İster yasal kurşun olsun, ister yasa dışı kurşun olsun. Kimin kurşunu olursa olsun, sivillere yöneltildiğinde biz hedefe olarak bunu reddediyoruz. Ne diyorlar? Ya terörist, ya terörist işbirlikçisi. Ya Allah aşkına, sizin açınızdan terörist olmayan var mı? Ey AKP Genel Başkanı, ey İçişleri Bakanı, ey hükümet, sizin açınızdan terörist olmayan kaldı mı? Muhalif gazeteci size göre terörist, geri ceza edin. Muhalif yazar, size göre terörist, geri ceza yedi. Sendikalı öğretmen, size göre terörist, yeri ya kanun hükmünde kararname ya da sürgün. Sizin politikalarınıza alkış tutmayan televizyon kanalı ya kapatılıyor ya da terörist ilan ediliyor. Sizin terörizm tanımınızı reddediyoruz. Bakın, bu ülkede 6,5 milyon insanın oyunu alan Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı tarafından terörist olarak ilan edildi. Budur işte. 6,5 milyon insanın tercihiyle seçilmiş bu parlamentonun 3. büyük siyasi partisinin liderleri, eş genel başkanları şu anda cezaevinde. Dünyanın hiçbir yeri yoktur ki şu anda ben hem demokrasiyle yönetiliyorum desin, hem de 10 milletvekili cezaevinde olsun. Yeri gelmişken söyleyeyim mi? Selahattin Demirtaş'ın şu anda cezaevinde oluşu bir kanunsuzluk örneğidir. Ha bir mafya örgütü Selahattin Demirtaş'ı almış, alıkoymuş, cezaevinde tutuyor. Ha şu andaki hükümet tutuyor. Hiçbir farkı yok. Çünkü bir tutuklu, bu kim olursa olsun, cezaevinde olduğu müddetçe her ayda bir tutukluluk incelemesi yapılır. Suç vasfı değişmiş mi, değişmemiş mi? Hakkındaki isnat, geçerliliğini koruyor mu, korumuyor mu? Cezaevinde kalmış olduğu süre yeterli midir, değil midir? Kaçma şüphesi var mıdır, yok mudur gibi
özellikler irdelenir. Bakın, parti sözcümüz Ayhan Bilgen, böylesi bir inceleme sonrası olması gerektiği gibi tahliye edildi. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk incelemesi 307 gündür ki duruşması yapılmadı. En son ne zaman yapıldı biliyor musunuz? 22 Haziran. 22 Temmuz'da tutukluluk incelemesi yapılmadı. Yani bu tamdır. Şu anda cezaevinde olmaması lazım. Ya tutukluluk incelemesi yapıp kararını vereceksin ya da bırakacaksın. 22 Ağustos'ta bu yapılmadı. Ve çıkmış, ölmüş, saldırıya maruz kalmış sivil insanlar teröristlikle, terörizme destek vermek istiyorlar. Değerli basın mensupları. Eğer bir ülkede muhalefet yoksa, bu ülkede muhalefetin sesi kıstırılıyorsa, her ölüm meşrulaştırılmaya çalışılır. Her öldürme meşrulaştırılmaya çalışılır. Bakın, neredeyse 2 yıllık zaman dilimi içerisinde 3000 insanımızı yitirdik. 3000 insan. 3000 insan toprağa düştü. Ve çatışma ortamının içerisinde masum siviller hayatını yitirdi. 3 aylık bebeden 5 yaşındaki çocuğa kadar, 70 yaşındaki neneye, dedeye kadar, 15 yaşındaki gence kadar. Hep birlikte artık itiraz etmemizin, hayır dememizin, dur dememizin vakti geçmiştir. Susanlar, çok açık ben ne söylüyorum, tehdidin büyüklüğünün de farkındayım. Bir tehdit var ortada. Hükümeti, politikalarını alkışlamayan herkes bir tehdit altında olur. Ama buna rağmen bu tehditten sığınmanın, kurtulmanın bir tek yolu var. O da durdurmaktır. Hem bu savaşı durdurmaktır, hem olağanüstü an rejimi durdurmaktır, kanun hükmüne kararnameleri durdurmaktır. Daha dün bölgede bini aşkın öğretmen sürgün edildi. Aile bütünlüğü bozuldu. Ve bütün bu gelişmeler edeceğinde İLO İstanbul'da düzenlenecek olan toplantıyı boykot ettiler. Dünya çapında milyonlarca üyesi olan İLO İstanbul'da gerçekleşecek olan bölge toplantısını boykot ettiler. İşte bütün bu politikalar, olağanüstü hal rejimi, kanun hükmünde kararnameler, muhalefetin sesinin kıstırılması, basının özgürlüğünün elinden alınması, çatışma ortamı, sivillere yönelik saldırılar, bütün bunlar bu ülkeyi 80 milyonu adeta izole eder hale getirmiş durumda. Bundan 1-2 gün önce AKP Genel Başkanı Zafer Çağlayan Rıza Zarraf dosyasına sanık olarak eklenmesi ve hakkında yakalama kararı verilmesine dair şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak mümkün değil. Burada bizim eski ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir adım olarak görüyor. Atılan bu adımlar siyasidir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Hele şükür. Eninde sonunda burnunuza o pis kokular gelmeye başlıyor. Bir Çin atasözü var. Beynin üzerine oturursunuz, saklarsınız, saklayabilirsiniz. Ama kokusunu önleyemezsiniz. Bakın, bu öyle bir kokudur ki ta Amerikalardan buralara kadar silahe geliyor. Normal koşullarda değil burnunuzun koku alması, normal koşullarda burun direğinin düşmesi gereken bir süreçten bahsediyor. Ve siz gereğini yapmazsanız, işte böylesi uluslararası aranalarda, mekanizmalarda bu pis kokular, bu ülkenin masum çocuklarının, emekçilerinin, yurttaşlarının ekmeğine
mal olabilecek, rızkına mal olabilecek bir handikabı da beraberinde getirir. Ekonomi Bakanı Nihat Zevbekçi ise şunu söylüyor. Çağlayan Türkiye'nin çabalarına aykırı bir şey yapmadı. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir şey yapmadı. Çağlayan'ın diğer ülkelerin menfaatine karşı bir şey yapmış olması Türkiye'yi ilgilendirmez. Bu bir itiraftır. Çağlayan'ın yaptıklarına dair bir itiraftır. Ama bir hususta hemfikiriz. Bir hususta hemfikiriz. Bu yapılanlar Türkiye'yi bağlamaz. Bu pis işler Türkiye'yi bağlamaz. Bu pis işler yapanları bağlamaz. Her kim ki yapmışsa, her kim ki içerisindeyse sadece ve sadece onları bağlamalı. 80 milyonun kaderi üzerinde bir etkisi olmamalı. Değerli basın mensupları, ben müsaadenizle bunlarla sınırlı tutuyorum. Ancak bir kez daha, bir kez daha açık tam çağrı yapıyorum. Sizin terör dediğiniz AKP Genel Başkanı İçişleri Bakanı, sizin terör dediğiniz işte bu. Mehmet Temel, 35 yaşında, evli ve 3 çocuk babası. Olaydan 2 hafta önce çekilen fotoğraflar. 2-3 hafta önce çekilen fotoğraflar. Olay mahallinde çekilen fotoğraflar. O söz konusu piknik alanında çekilen fotoğraflar. Allah'tan korkun. Peygamberden korkun. Yazıktır, günahtır. Yazıktır, günahtır. Çağrıda bulunuyoruz. Gel, beraber gidelim. Ailesini ziyaret edelim. Gel, beraber gidelim. Köylülerle görüşelim. Bu insan kimdi? Bu insanlar kimler? HDP olarak çağrıda bulunuyoruz. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Gelin mecliste araştırma komisyonu kuralım. Başta bu hadise olmak üzere bütün sivil ölümlerini meclis araştırsın. Ucu kime dokunuyorsa dokunsun. İhmal, kasıt, kusur ne varsa gelin açığa çıkaralım. Gerçekle, hakikatle neyse onun üzerinde yürüyelim. Ama yok, tehditle, şantajla, olanı olduğundan farklı gösterme çabasıyla asla ve kata sonuç alınmadı ve sonuç alınmayacak. Şu görmüş olduğumuz fotoğrafta saldırıya maruz kalanlar selfie çekiyorlar, selfie. Selfie çekiyorlar. Şu görmüş olduğumuz fotoğrafta aile çekiyorlar. Baba, eş ve 2 çocuğuyla beraber. Piknik alanı. Son sözümde Hade Nehil. Hade Nehil. Hade Nehil. Hade Nehil. Ya Rabbi bırakmasın. Bu mazlumların hakkını, hukukunu zalimin yanına bırakmasın. Biz bu hakkın ve hukukun mahkemeyi kübraya kalmaması için var gücümüze çabalayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa Osman Bey, bildiğiniz bir ticarette Çanakkale Adalet Kulüpleri düzenlemişti. Bu kulüpleri kapsamında bir insan hakları çalıştayı düzenlendi. Bu çalıştayın raporu katılımcılar görüşlerine yedirildi. Katılımcılar CHP'nin Türk polisini aşarak HDP'de bir ittifak kurmasını, bu şekilde seçimlikmesini istiyorlar. HDP'nin görüşleri. Değerli arkadaşlar, seçim ittifakından önce konuşulması gereken onlarca husus var. Bakın, mesele seçim meselesi değil. Mesele seçime gitme meselesi değil. 7 Haziran'da bu ülkede bir seçim yapıldı değil mi? Ve toplumun iradesinin %97'si, %98'i parlamentoda yerini aldı değil mi? Ama milletin iradesi tanınmadı. Savaş çıkarıldı. Seçimin tekrarına gitmedi. Dolayısıyla mesele tek başına sandığı kurmak meselesi değil.
Bakın 16 Nisan'da bir referanduma gitti bu ülke. Milletin iradesi tanınmadı. Hileyle, hurdayla seçimin sonucu değiştirildi. Bu ülke her şeyden önce seçimin güvenliğini sağlamak durumundaydı. Seçimin güvenliği sağlanmadığı müddetçe istediğiniz kadar sandık kurun, bunun bir kıymeti harbesi olmayacak çünkü milletin iradesini tanımayan bir siyasi iktidar var şu anda. Olağanüstü hal rejimi içerisinde fırsat eşitliğinde seçime gitmenin imkanı yoktur. Olağanüstü hal rejiminde medyanın susturulduğu, gazetecilerin cezaevine konulduğu bir atmosfer içerisinde serbestçe insanların tercihte bulunma zemini, hakkı, imkanı yoktur. Kanun hükmünde kararnamelerin olduğu bir atmosfer içerisinde milletin hür iradesinden bahsetme imkanı yoktur. Türkiye'nin parlamentosunun 3. büyük siyasi partisinin liderlerinin, eş başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının cezaevinde olduğu bir atmosfer içerisinde böyle bir zeminden bahsetmenin imkanı yoktur. O halde olması gereken ilk iş Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerinin ortak ilkelerde, ortak paydalarda öncelikle seçime dair fırsat eşitliğinin, seçim güvenliğinin, fikir hürriyetinin olağanüstü hal rejiminin dışında olağan bir rejimin içerisine Türkiye'yi bir kez daha geri dönmenin çabasında ortaklaşmaları gerekiyor. Bu ortaklaşma olmadığı müddetçe bu memleket, bu ülke insanıyla maalesef bu siyasal iktidar tarafından daha pek çok acıya muzdarip bırakılacak. HDP bu konuda çok açık ve nettir. Eşitlik, özgürlük, adalet, bunlar vazgeçilmezimizdir. Onurlu bir toplumsal barışın inşası vazgeçilmezimizdir. Çatışmasız bir zeminin inşası vazgeçilmezimizdir. Bütün bu ilkeler ışığında kim ki elini uzatırsa HDP demokrasinin yanında olacaktır. Sivil siyasetin yanında olacaktır. Adalet talebinin yanında olacaktır. Eşitlik ve özgürlük talebinin yanında olacaktır. Onurlu bir barışın çabasının yanında olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Buyurun. Olduğundan farklı göstermeye çalışılır. Bakın. Söz konusu olan mesele iki temel ayak üzerinden inşa ettiğimiz maçımız var. Bir, biz savaşın, çatışmanın çözüm olmadığını inanıyoruz. Kimden gelecek aslında? Şiddet çözüm değildir. Ölmek ve öldürmek çözüm değildir. Bununla birlikte bir yerde çatışma varsa, bir yerde savaş varsa onun çatışma hukukuna, savaş hukukuna, tarafların riayeti yani kadın, çocuk, sivillerin korunması konusudur bizim karşı çıkmış olduğumuz nokta. Bir sivil her kim tarafından katledilirse katledilsin, öldürülürse öldürülsün ve ulvi amaçlara atfedilirse atfedilsin biz bunu reddediyoruz. Bizim karşı çıktığımız nokta sivilin yaşam hakkıdır, masumiyetidir, masumiyet karinesidir. Daha olay mahallinde, daha kan kaybediyor insanlar, terörist ilanı durumda ediliyor. Hangi mahkeme kararı? Hangi kimlik tespiti? Bir tane. Bıçak bulundu mu üzerlerinde? Hayır. Hiç olduğundan farklı göstermesinler. Hangi savaş lobisinin kazandığının canı cehennem. Hangi silah tüccarının kazandığının canı cehennem. A silah lobisi kazanmış, B silah lobisi kazanmış. İkisinin de canı cehennem. Bu ülke kan kaybetmesini görüyoruz.
sivillerini yitirmesin diyoruz biz. İnsanlarını, gençlerini yitirmesin diyoruz biz. Bizim meramımız budur ve bu olmaya da devam edecektir. Bir diğer husus. Değerli arkadaşlar. 30 yıldır ha, 30 yıldır aynı propaganda. Ha bu yaz, ha bu kış, ha bu bahar, ha bu güz. 30 yıldır aynı politika, aynı süreç devam ediyor. Ne demek 20 Kasım? 20 Kasım demek daha bir sürü insanın, bir dizi insanın, masumun, sivilin ölmesi demektir. Ölümden çözüm olmadı olmaz. Yıkımdan çözüm olmadı olmaz. Bugüne kadar en az 35-36 20 Kasım geçti. Bugüne kadar en az yüzlerce ay takvim verildi. Binlerce kez denildi ki bitti bitecek. Çünkü bitmedi. Çünkü yöntem değil. Cumhuriyet tarihinde ilk defa ve tek defa doğru bir yol, doğru bir yola meyledildi. 2013-2015 Nisan. Bir kez daha söylüyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk defa doğru bir yola meyledildi. 2013-2015 Nisan. Ama bu doğru yöntem, bu doğru yol, yani çatışmasız bir yöntemle çözme yolu tek başına iktidar olma uğruna heba edildi. Suriye'de Kürtler statü sahibi olmasın diye heba edildi. Kürt düşmanlığı politikasına geri dönün. Cumhuriyet tarihinde tanıktır. Orta Doğu tarihinde tanıktır. Kürt düşmanlığı politikası hiç kimseye kazandırmadı ve hiç kimseye kazandırmaz. Çıkmazdır ha, çıkmazdır. Takvim vermek çıkmazdır. Barışın takvimi ancak verilirse, diyaloğun takvimi ancak verilirse, yanlıştan vazgeçilmenin takvimi verilirse, halktan özür dilenilirse, bir daha asla çatışma, savaş, ölüm bir daha asla denilirse, o zaman bir çıkış yolu bulunabilir. Ve biz bunlar olsun diye mücadeleye devam edeceğiz. Faşizmin gerilemesi mücadelesine devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.